Öncelikle merhabalar, nasılsın, iyi misin? Merhabalar. Size kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Ben Sare Niteliker, 17 yaşındayım. Antalya'dan geldim İtalya'ya. Şu an 2 haftalık İtalyanca öğrenme sürecindeyim. Buraya geldin. Burayı nereden buldun? Burayı nereden buldum? Ben burayı Instagram adresinden görmüştüm. Zaten PSEDÜ ile çalışıyorum. Ve burayı gördüğüm zaman da İtalya'da okumak istediğimi düşündüğümden dolayı erkenden de İtalyanca öğrenmeyi tercih ettim. Bundan dolayı bir programa başvurdum. Peki günde kaç saat ders alıyorsunuz? Ben 2 haftalık olarak buraya geldim. Ve haftanın 5 günü, pazartesiden cumaya kadar 9'dan 12.50'ye kadar derslerimiz oluyor. Ve bazı günlerde ekstradan okulda kalıp farklı ülkelerden insanlarla da İtalyanca sohbet etme derslerimiz de oluyor. Peki haftanın 5 günü buraya geliyorsun. Doğru. Buraya geldikten sonra ne yapıyorsun? Nerelere gidiyorsunuz? Okuldan sonra tabii ki rehber öğretmenimiz Hande hocamızla birlikte grup halinde olarak farklı müzelere, farklı kiliselere, yeri geldiğinde alışverişlere, yemekleri tatmaya gidiyoruz. Bunlar da çok keyifli oluyor. Hem biz İtalyanca sipariş veriyoruz, İtalyanca alışveriş yapıyoruz. Bunlar da bize gerçekten çok fazla katkı sağlıyor. Peki buraya geldiğin ilk günle şu anki arasında İtalyanca seven olarak bir farklılık görebiliyor musun? Tabii ki. Ben buraya geldiğimde dürüst olmak gerekirse hiç İtalyanca bilmiyordum. Merhaba ne demek bile bilmiyordum. Şu an en azından bir restoranta gittiğimde bile çok küçük bile olsa siparişimi İtalyanca verebiliyorum ya da yavaşça konuştuklarında bazı şeyleri anlayabiliyorum ve daha hani ikinci haftanın sonunda bile değilim. O yüzden çok güzeldi İtalyanca dersleri. Peki Floransa şehrini genel olarak beğendim. Sence eğitim için güzel bir yani Floransa'yı gerçekten çok beğendim. Daha önce de gelmiştim ama ilk defa böyle İtalyanca ve eğitim açısından geldiğim zaman gerçekten çok güzel buldum. Alışverişler olsun, yeni ortamları olsun, insanlar olsun bence gerçekten çok kaliteli ve çok güzel bir yer. Buradan döndükten sonra İtalyanca'nı geliştirmeye devam edeceksin. Evet. İtalya'da hangi bölümü okumak istiyorsun? Nereye gelmek istiyorsun? Ben İtalya'da tıp düşünüyorum. Hangi üniversite olacağını da henüz karar vermedim ama olursa tabii ki Floransa'yı da yazabileceğimi düşünüyorum. Gerçekten çok beğendim çünkü. Bir de biz burada çok vakit geçiriyoruz. Her gün yani aynı sokağa geliyoruz, aynı ortamda bulunuyoruz. O yüzden çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Önce bize kendini tanıtır mısın? Merhaba. Ben Sinro. 11. sınıfım. Buraya geldin dil okuluna. Nasıl geçti bu süreç sence? Güzel geçti. Ben zaten İtalya'da okumak istiyorum üniversiteyi ve diğer hayatımın geri kalanında İtalya'da yaşamak istiyorum. O yüzden biraz daha burayı tanıyabilmek için geldim ve mutluyum. Çünkü istediğim gibi gördüm. Aynı zamanda buradaki insanları da tanıyorum. Peki beklentilerin nelerdi ve beklentilerini ne derecesinde karşılayabildin? Zaten dil okulu istiyordum. Hani dil okulunda İtalyancayı daha iyi öğrenebilmek ya da hani benim daha çok ki amacım da beklentilerim insanları tanıyabilmekti. Mesela buradaki öğretmenler olsun, öğrenciler olsun, yaşıtlarımız olsun. Beklentilerimi karşıladı yani. Buradaki insanları daha iyi tanıdım, bu çevreyi daha iyi gördüm. Peki dersler nasıl geçti sence? Derslerden verim alabildin mi? Evet, derslerdeki öğretmenlerimiz bir kere çok tatlıydı. Onlar da mesela bize çok yardımcı oldular. Bazen dışarıda da bir yerler olmak konusunda zorluk çektik. Onda yardımcı oldular. Onun dışında anlamadığımız şeyleri zaten çok yardım ettiler. Onda iyiydi yani. Peki derslerden sonra neler yaptınız? Eğlenimi nasıl aktiviteler? Genelde buradaki bulunan önemli yerleri gezmeye gittik. Genelde işte müze olsun, farklı çeşit restoranlar olsun. Yani bizim yaşadığımız bölgede bulunmayan yemekleri daha çok yedik. Bu da oraları gezdik. Buraya geldiğin için mutlusun. Her evet. Şey çok güzel geçti. Okey de çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Bize kendini tanıtabilir misin? Merhaba, benim adım Eylül. Okul yıl 10. sınıfa geçtim. Dil öğrenmeye İtalya'ya geldim. Floransa'ya geldin. Floransa sence nasıldı? Bence Floransa çok güzel bir şehirdi. Daha önce bu tarz bir ortamda bulunmadığım için çok gördüğüm her şeye çok güzel böyle kendi içimde tepkiler verdim, güzelleştirdim. İnsanları çok tatlıydı. Bir restorana girdiğinizde, bir dükkana girdiğinizde her şekilde çok güzel yardım ediyorlar. Havası çok güzel, havası çok temiz. O yüzden çok hoşuma gitti. Peki buraya dil kursuna geldin. Dil kursu senin için etkili oldun mu? Evet, öğrendim. Dille tanıştığım zaman kendimi tanıtabilecek, acıktığımı söyleyebilecek ve yemek alabilecek, hayatta kalabilecek kadar öğrendiğimi düşünüyorum. Derslerin temposu nasıldı sence? Dersler çok güzeldi. Süreleri birazcık uzun olduğu için odaklanma konusunda bence daha etkili olabiliyorlar. Tabii kişiden kişiye değişir ama. Öğretmenler çok güzel öğrettiler. İhtiyacımız olan bilgileri verdiler. Gereksiz bilgilerle doldurmadılar. Bu açıdan çok güzeldi, çok etkili oldu. Derslerin kaçta başladı, kaçta bitti ortalama? Derslerimiz sabah 9'da başladı. İlk ders 10.30'da bitti. Sonra bir ara. Ondan sonra 11'den 12.50'ye kadar. Peki dersler bittikten sonra aktiviteler yaptınız. Sence bu aktiviteler nasıldı? Verimli miydi? Bence bu aktiviteler çok güzeldi çünkü her gün farklı bir şeyi deneyimledik.
Bir gün yemek kursuna gittik, bir gün ayakkabı müzesini gezdik, bir gün dans festivaline gittik, operaya gittik. Bence bunların hepsi kendi içerisinde çok farklı deneyimlerdi ve kendi içinizde bilmediğiniz şeyleri de keşfedebilirsiniz. Kendinizi keşfetmenize de gayet yardımcı olabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Peki buraya geldiğin için mutlusun. Evet, çok mutluyum. Burayı görmek istemiştim. Öğrenci hayatı burada nasıl olur diye kafamda kurabilmek istemiştim. Gayet yardımcı olmuş. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, bize kendinden bahsedebilir misin? Merhaba, ben Ada. 11. sınıfta geçiyorum. Buraya geldin dil okulu, evet. Dil eğitimi almaya. Neden peki Floransa'yı tercih ettin? Her konudan bir öğrenci için daha rahat olduğunu düşündüm. Ve ilk deneyimim olacağı için de Floransa'yı tercih ettim. Adaptasyon sürecin daha kısa, evet, olacağını daha düşünerek. Rahat. Peki, bu aldığın dil eğitiminden memnun kaldın mı? Kaldım. Ben normalde Türkiye'de İtalyanca dersi almak yani buraya çok farklı. Çünkü İtalyan bir sana öğrettiği için ana dil olan birinden öğrenmek daha verimli oldu. Peki dersler nasıl işlendi? Dersler güzel işlendi. Hani günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz şeyleri öğrettiler daha çok. Hocalar da eğlenceli ve tatlıydı. Hani dersler uzun olmasına rağmen hani bizi eğlendirdiler, hani sıkılmıyor diye. Peki hocalar full İtalyanca mı konuşuyor yoksa? Arada İngilizce de konuşuyorlar. Hani biz anlamadığımız kelimeler olduğunda hani İngilizce olarak bize anlatıyorlar. Gerçi İtalyanca konuşuyorlar. Peki derslerin süresi ne kadar? Ne kadar sürüyor bir ders? Düşünüyorum. 9'da başlıyor. Hani 1,5 saat filan sürer. Tamam, süper. Bence 1,5 saatin derslerin olması sizin için biraz zor olsa da, evet, eğer ileride İtalya'ya gelecekseniz buradaki derslerin minimum 1,5 saat oluyor. Deneyim için. O yüzden çok iyi bence. Peki dersler bittikten sonra neler yapıyorsunuz? Dersler bittikten sonra ne? Arkadaşlarımızla birlikte yemek yiyoruz. Boş zamanımızı dolaşarak ya da ne programlarımız oluyor. Kültürel yerleri, müzeleri geziyoruz. Öyle değerlendiriyoruz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben burayı çok sevdim. Benim için güzel bir deneyim oldu. İleride üniversite hayatım için hani şimdiden bir adım atmak istiyorum. Tamam, çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Şimdi hocamız yanımızda. Siz ne demek istersiniz son olarak? Yani biraz önce talebeleri de duydum. Açıkçası yaratmak istediğimiz efekti yaratıyoruz, çok şükür. Çok önemli yani, gerçekten çok fayda edinip buranın her saniyesinden faydalanabilmek. Çünkü bir program verirseniz o programa yönelik olursa daha anlamlı oluyor. Program olmazsa bütün gün boş, işte sadece mağaza gezerek bir eğitim olmaz. O yüzden doğru yoldayız. Hiç merak etmeyin. Gelmek isteyen bütün talebeler arası 24 senenin de tecrübesiyle hiçbir açık yok programda. O yüzden İtalyanca öğrenmek isteyen, İtalya'da okumak isteyen tüm talebeleri bekliyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eğer aklınızdaki soru işaretli olursa da yorumlara yazarsanız direkt biz cevaplayacağız. Görüşmek üzere. Pizza Edu, pizza pizza Edu. Pizza Edu, pizza pizza Edu. Pizza Edu, pizza pizza Edu.